Ulan bu oyunu övenler neden övüyor, oyunu oynadım hala anlamış değilim. Bundan yaklaşık 1-2 sene önce ilk kez Far Cry 2'yi oynamış ve sıkılıp yarım bırakmış birisi olarak aradan geçen 2 küsür yıl sonra tekrar oynadım. Duygu, düşüncelerim ne varsa işte incelemede konuşuruz. Öncelikle bu oyun Ubisoft'un yaptığı ilk Far Cry oyunu. Far Cry 2 yazdığına bakmayın, ilk oyunu yapan firma Ubisoft değil, Crytek. Crytek, Far Cry'in yapım haklarını Ubisoft'a verdi ve Ubisoft ilk oyundan 4 sene sonra Far Cry 2 adında Uganda gibi bir yerde geçen bir oyun çıkarttı. Oyunun hikayesinden bahsetmek gerekirse ilk başta şunu söyleyebilirim hikaye hakkında. Oyunda bir hikaye yok. Ve bu sefer şaka değil. Hikayeyi anlatmamak için bahane de aramıyorum. Sadece kağıt üstünde şöyle bir hikaye var. Ana karakterimiz Jackal adında bir silah tacirini öldürmek için Afrika'ya gelir ve hikaye böyle başlar işte. Anca bu kadar anlatılabilir hikaye. Oyunda ne bir hikaye derinliği var, ne de hikayeyi pekiştirmek için yapılan bir çaba var. Bu konuda benden net bir şekilde eksi puan alıyor Far Cry 2. Ve aynı şekilde karakterler de. Hikaye etkileyici olmayınca zaten karakterlerin de çok bir şansı kalmıyor. Ha bak, bazı oyunlar var, hikayesi kötü olsa bile karakter sunumunu çok iyi yaptığı için kendini gün yüzüne çıkartmayı başarıyor. Ama Far Cry 2 bariz bir şekilde o oyunlardan birisi değil. Karakterler aşırı kötü işlenmiş. Far Cry 3'te çoğu karakteri önemsiyordunuz. Bir derinlikleri vardı karakterlerin. Sadece konuşan boş beleş NPC'ler değildiler. Amma ve lakin Far Cry 2'de duvarla konuşuyorsunuz gibi hissediyorsunuz bazen. Bölüm tasarımları da aynı şekilde. Ya abi Ubisoft, sen ne yapıyorsun aga? Ya bak, Far Cry oyunlarının temelde 3 önemli şeyi vardır. Bir hikayesi, diğeri açık dünyası ve bir diğeri de bölüm tasarımları. Abartısız söylüyorum şimdi bak, oyunun 15 saatlik bir oynanışı var neredeyse. Ve bu 15 saatin 15 saati de bomboş görevlerde geçiyor. Far Cry 3'te ve hatta Far Cry 3'te değil, Far Cry 1'de bile yaptığınız görevlerin bir zevki vardı. Bu oyunda hep tek düzey ilerliyor görevler. Şuraya git, şu binayı ele geçir, sonra gel rezalet harita kontrolüyle aracını sür. Git görev seç, görevi zaten belli, ne yapacağını biliyorsun. Git şu X mekanına, şurayı patlat, sonra geri gel. Bir yeri daha ele geçirmen lazım. Bütün görevler böyle abi oyunda. Ve hani daha 3. saatten itibaren artık kusmaya başlıyorsunuz. Bunların yanı sıra bir de mekaniklerimiz bulunuyor. Oyunda zaten Far Cry oyunlarından birini oynadıysanız aşina olduğunuz araba kullanma mekaniği bulunuyor hali hazırda. Bunlar dışında bu oyuna eklenen ama oyun boyunca ne kadar lazım olduğu tartışılır bir özelliğimiz daha bulunuyor. Oyunda haritayı açtığınız zaman yanınızda ekstradan telsize benzeyen bir aygıt daha geliyor. Bu aygıtta bulunan yeşil bir ışık var. Bu yeşil ışık yanıp söndüğü zaman yakınınızda elmas kasası bulunduğu anlamına geliyor. Bu elmas kasalarından çıkarttığınız elmaslar silah dükkanına silah almanıza yarıyor. Peki sorun bakalım, gerek var mı? Hayır, yok. Çünkü zaten düşman öldürdüğünüz zaman onların silahlarını alabiliyorsunuz. Dolayısıyla işte ihtiyaç duymuyorsunuz bu elmaslara. Öyle ekstra özellik olsun diye koymuşlar. Madem silahların konusu açıldı, o zaman silah kullanımından da bahsedelim. Oyunda klasik tüfektir, pompalıdır, tabancadır falan silahların yanında bir de ekstradan bir dönerci bıçağı gibi bir şeyiniz bulunuyor. Ha, oyunda bu bıçağı da çok nadir kullanıyorsunuz bu arada. Mesela Far Cry 3'te bu bıçaklar lazım oluyordu. Bir adamı gizlice öldürmek istediğiniz zaman bu bıçak imdadınıza yetişiyordu. Bu oyunda gerçekten bir faydası yok oğlum. Bu bıçağın yanı sıra bir de normal silahlardan bahsetmemiz lazım tabii. Normal silahların kullanımı diğer Far Cry oyunları gibi değil. Diğer oyunlarına göre daha rahat bir kullanımı var. Vuruş hissi de aynı şekilde. Nasıl yaptılar bilmiyorum ama vuruş hissi bence hiç fena değildi. Özellikle belli başlı bazı silahların vuruş hissi bayağı hoştu. Roket atar mesela. Veya pompalı. Bu arada silah kullanımında gözüme batan bir olay vardı ve az bir sinirimi bozmadı değil. O da Crosshair. Crosshair biraz fazla mı büyük ne sanki be Ubisoft? Hani ben FPS shooter oyunlarında genelde silah kullanırken aşırı fazla nişan alan birisi değilim. Ama bu Crosshair'dan dolayı oyun boyunca silah kullanırken nişan alarak kullanmam gerekti. Çünkü bir düşmanın yakınında falan değilseniz Crosshair boyutundan dolayı uzaktan düşmanı vurmanız bir hayli zor. Sıra geldi Far Cry 2'nin en çok övülme sebebi olan fiziklere. Şimdi burada Far Cry 2 severler lütfen videoyu kapatsın çünkü biraz eleştiri yapacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir oyunu sadece bir unsurunun güzel olması o oyunu güzel yapmaz. Evet, Far Cry 2'nin fizikleri gerçekten sağlam. Örneğin silahların mermi takılan yerlere sıkışabiliyor falan. Daha birçok özellik var bunun gibi. Ama yani bu gerçekten sizce Far Cry 2 en iyi Far Cry oyunu, süper oyunu abi olarak nitelendirmek için yeterli bir şey mi? Çünkü bence değil. Far Cry'in ana odaklarından bile değil fizikler. Far Cry 2'de hikaye sunumu var mı? Yok. Karakter sunumu var mı? Yok. Görevlerin bir kalitesi var mı? O da yok. Açık dünyası nasıl? Ona birazdan geleceğiz. Yani ana unsurları kötü olan bir oyundan nasıl bu kadar zevk alabiliyorsunuz? Hakikaten hala da anlayabilmiş değilim. Benimle aynı düşünen bir kesim olduğunu zaten biliyorum.
Ama sadece fizikleri güzel diye oyunu öven azımsanmayacak bir kitle olduğunu da biliyorum. Neyse işte sonuç olarak fizikler Far Cry 2'nin en iyi yaptığı şeydi. Fakat grafikler için aynısını söyleyemeyebilirim. Abi 2008 sizin düşündüğünüz kadar grafik konusunda oyunların hala daha ilerleyemediği bir zaman dilimi değil. Bundan 4 sene önce Half-Life 2, bir sene önce Crysis, yine bir sene önce BioShock ve Far Cry 2 ile aynı yıl çıkan GTA 4. Bunların grafiklerinde hiçbir problem yok ama Far Cry 2 üstüne üstlük 2008'in sonlarında çıkan bir oyun. Yani neredeyse 2009. Ve açık ara söyleyebilirim ki grafikler net bir şekilde yılına göre güzel değil. Ha oynanmayacak kadar kötü değiller elbette. Bir oyunun grafikleri eğer göz yoracak derecede kötü değilse bence sıkıntı yok. Far Cry 2 de öyle. Oynanmayacak kadar kötü değil. Grafikleri kötü olsa bile bazı şeylerin dokularını vesaire ben beğendim mesela. Ateşin dokusu örneğin fena yapılmamıştı. Aynı zamanda karakterlerin yüz dokuları da idare ederdi. Şimdi yine zurnanın zırtladığı bir başka yere geldik. Far Cry oyunları klasiği açık dünya. Oyun dediğim gibi Afrika'nın bilinmeyen bir ülkesinde bilinmeyen bir şehrinde geçiyor. Elimizde aşırı aşırı büyük bir harita bulunmuyor. Orta büyüklükte bir harita var önümüzde. Ve bu haritanın içi güzel etkinliklerle dolu demek isterdim eğer öyle olsaydı. Açık dünyasında yapabileceğiniz şeyler aşırı sınırlı. Arabayla gezmek dışında yapabileceğiniz tek adam akıllı etkinlik Outpost ele geçirme. Ama sanmayın ki bu Outpost ele geçirme Far Cry 3'teki gibi zevkli. Aksine hayır. Outpost dediğimiz şeyler Far Cry 3'te bir anlam taşırken burada sadece düz yapı yığınından ibaret. İçine 5-10 tane düşman koymuşlar böyle ki outpostlar Far Cry 3'tekinin aksine çevresi açık olduğu için outpostların yanından arabayla geçmeniz bile düşmanların sizin peşinize takılması demek oluyor. Outpostları ele geçirmenin size olan belli başlı yararları yok değil ama. Outpost ele geçirdiğiniz zaman oyunu kaydedebiliyorsunuz. Genellikle yani. Bu arada zaten F5 tuşuyla quick save yapabildiğinizi söylemiş miydim? Artık söylemiş oldum. Ama pozitif düşünün, en azından ele geçirdiğiniz outpost'ta bir medkit olma ihtimali yok değil. Bunun dışında bir de haritanın geneline çok az bir değinmek istiyorum. Oyun Afrika'da geçtiği için dolayısıyla aşırı koyu bir temaya sahip. Yani canlı bir atmosfer beklemeyin. Muhtemelen içinde bulacaksınız atmosferi. Ama yine pozitif düşünün, en azından haritada kaplanlar maplanlar var. Yeğenlerinize anlatacak Afrika hikayeleriniz var artık. Geçen gün yine Afrika'daydım diye lafa girebilirsiniz. Ve son olarak bahsedilmesi gereken yapay zeka var. Burada da pozitif düşünün abi, yapay zekanın olmaması bile bir yapay zeka. Karşınızdaki düşmanın illa da stratejik zekası olacak değil ya. Bu arada dalgaya alıyorum falan da ciddi ciddi, bu nasıl bir yapay zeka abi? Düşmanın yanından geçiyorum, önden geçiyorum, görmüyor. Sonra adamın ta kaç metre ötesinde duruyorum, fark ediyor birden beni. Nasıl iş lan bu? Sevgili Ubisoft. Tamam abi bak, en sevdiğim oyun firmasısın. Yani her sene oyun da çıkar diyorum. Hep kaliteli olmuyor ama en azından deniyor herhalde bir şeyler de. Bu nasıl bir oyundur bre, gözünün yağını yediğimi. Lütfen bir daha olmasın. Sevgilerle, seni çok seven can dostun, kan kardeşim Barın. Sadete gelecek olursak, Far Cry 2'nin iyi yaptığı çok ufak tefek şeyler vardı. Ama bu oyunu kaliteli yapmaya benim için yeterli değil. Oyunu düz oynadım. Ekranı ters çevirip oynadım. Ekranı 90 derece döndürüp oynadım. Tavana çıkıp oynadım. Amuda kalkıp öyle oynadım ama yine de kötü bir oyundu.